Evet arkadaşlar, Food Champions ödüllerimizi açacağız. Mağazada da gördüğünüz gibi 23 tane paket var. Ama ondan önce çok güzel kartlar geldi, burada görüyorsunuz. Şöyle bir görevlerden başlayalım. Çok kısa tutacağım, merak etmeyin. Buraya bir Kent Tonze gelmiş. Hemen bakalım. Santrafor 2-2 değildir tabii ki. Orası hatalı. Plese yok, tamam. Fiziği iyi. Yani şey değil mi? Fransa Ligi mi? Aynen, Fransa Ligi. Yani bedava olarak yapılabilir bir kart. Şekil değiştirenler iki kupası var. Mark Bartra gelmiş. Kendisi stoperdi. Sol kanat olarak gelmiş. Burası yine farklıdır diye tahmin ediyorum. Bartra gayet güzel olmuş. Yani bu kart orta sahada oynar. Çok iyi iki yönlü de oynar gibi duruyor. Yüksek yüksek mi? Yok, yüksek orta. Kanat iyi oynar. Bedava olarak güzel. Yani İspanya liginden. Bence gayet iyi bir kart. Başka bir şey yok. Dönüm noktalarında herhangi bir şey var mı? Yaz takası var. Bunları yapmak lazım da işte. Scott Battles da abi artık oynamayalım ya. Birlikte şunları falan yapabiliriz aslında. Aynen, birlikte ilk 11'e ilk sahibi olduğun en az 8 Premier Lig oyuncusuyla 4 maç kazan. Aynen, bunları yapabiliriz. Tamam, başka bir şey yok. Hemen bir kadro kurma görevleri. Şekil değiştirenlerde yeni gelen ne var? Evet. İki tane oyuncumuz var. İlk önce Ole Gunnar'la başlayalım. Kendisi zaten şeyde var ama bunu görebiliyoruz. Bunun daha çok cam kartını mı öneriyorlardı ya? Sanki yok, cam kartını değil de şey, kanat kartını öneriyorlardı sanki, evet. Güzel, yani kimya bakımından iyi. Onun dışında bir istatistiklerini görmek lazım. Hemen bir bakalım. 97'lik MOO ve bunu ekleyemiyoruz. Tamam, buna buradan bakalım. 4-4 görünüyor. Yüksek orta hemen. Dribblingi çok çok iyi değil ama güzel bir seviyede. Boyu kaç? 1.78. Zıplaması, kafa isabeti bayağı iyi. Dayanıklılık iyi. Sol kanat kartının şutları muhteşem bu arada. Pası da fena değil. Ama bu kartın şutları gerçekten inanılmazmış. Bir de bunda şey ne var? Özellik. Takım oyuncusu var. Çok bir şey yok. Bunda ne var peki? Bu da 4-4. Bunun driblingi daha iyi. Aynen. Bunun driblingi daha iyi. Hızı yok. Tamam, kanat kartı abi. Kanat. Yapılırsa kanat kartı yapılır. Ama bence yapmayın. Yani çok da iyi bir kart değil. Ama bu adam. Bak, bu adam. İlk önce ne istiyor ona bir bakalım. 88, 87, 86. Ben de devam ediyor görünüyor ama ben daha yapmıyorum. Yani yapmayı düşünmüyorum aslında. Şöyle düşünmüyorum. Çok güzel kart. Gerçekten çok güzel kart. Beceri hareketinin 5 olması zaten benim yapmam için bir neden. Yüksek yüksek. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben de orada Pedri var abi. Ama Alexander-Arnold'u yaparsam bir Mane devreye girebilir. Onun dışında Cancelo elimizde, sol bek var kırmızı. Yani oradan bir şeyler yapabilir miyiz ama işte kadro çok dağılıyor. Kielini kimyalamak lazım. Mbappe var, Benzema var. İkonsuz zor oluyor. Yani ama çok iyi kart ya. Gerçekten bu oyunun en iyi orta saha kartlarından biri. Yani box to box en iyi orta sahalarından biri. Net yani. Çeviklik dengesi biraz daha iyi olabilirdi ama zaten boyu 1.80, yani çok kısa bir kart değil. Defansı, fizikseli, ondan sonra pasları, şutları, yani bitiriciliği çok yüksek değil ama orta saha bir kart için bence çok yeterli. Çok iyi duruyor ya. 5 skill, 4 zayıf ayak, onu unutmamak lazım. Yani bakalım, bilmiyorum. 6 günü var. Çok da pahalı değil yani. 88, 87, 86. Yani bilemedim. Bunu yapmayacağım abi ya. Bunu ben yapmak istemiyorum. Bunu yaptığım zaman hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden boşuna şey yapmak istemiyorum. Bunu yapacağım ama bu ne istiyordu? 87, 85. Hani bunu yapana kadar giderim. Alexander Arnold'un birkaç görevini bitiririm. Canlıya herhangi bir şey geldi mi? Yıla bakış falan vardı zaten. Tamam, başka bir şey yok. Haydi paketlere. Yeni takım da geldi. Bu takım bayağı iyi geldi bu arada. Ribery, Ginola, Rashford, Sané hepsi çok iyi. Gomez'i denemek istiyorum aslında. Valverde İspanya'dan çok güzel bir sağ bek. Yani bunu ben zaten Carlos Alberto'yu çok beğenmiyorum. Valverde eğer ne bileyim, yani gelmez de gelirse çok güzel olur. Hani Benzema'yı falan bağlıyor. Lümberg güzel. Morientes çok iyi değil. Felipe CDM iyi değil. Hızı. Yani aşağısı çok iyi değil de yukarısı fena değil. Yani fena değil de değil. Bayağı iyi. Şöyle de paketlerimi göstereyim. Paketlerimiz bunlar. Yani güzel paketler var. Şurada nadir oyuncu paketi, Ultimate paketimiz falan var. Açalım, zaten bizi oyuncu seçimlerine yollayacak. Oyuncu seçimleri her zaman kritik, biliyorsunuz. 11 yaptık. Kol biraz sıkıntılıydı. Bu ödül videosunu zaten hemen arkasında çekiyorum. Hafta içi
İnşallah kolu yaptıracağım. Açtım. Quadrado geldi. Magnan bizde kırmızı mıydı lan? Tamam, şimdi baktım Magnan bizde kırmızı değildi. Satın almıştık. Ama Quadrado'yu da alabilir miyiz? Bilemedim ya. Oradan İtalya. Aa şey, Chiellini ile bağlarız. Chiellini ile bağlayabiliriz. Olmaz mı? Koulibaly'yi nasıl şey yapacağız o zaman? Koulibaly'yi bağlayamayız. Quadrado da zaten çok çok iyi bir sağ bek değil ya sanki. Yo, aslında güzel. Vallahi güzel. Neyse, bakarız duruma göre. Ben şimdi Magnan'ı alayım. En azından bir nakit çıksın. Quadrado'yu alırız zaten. Çok pahalı değil. Haydi abi, ikincisi. Şuradan güzel bir şey verir misin? Vermedi. İtalya'dan gidiyoruz. Müller'i alalım. Satılamaz Jumbo Premium Altın paketiyle başlıyoruz. İlkinden bir şey yok. Direkt geçtim. Altın oyuncu paketinden de bir şey gelmedi. Böyle bir artık satılabilir bir şey çıksın be oğlum ya. Vallahi billahi. Yani sürekli 300, 400, 500K'larda dolanıp duruyoruz ya. Jumbo Premium Altın paketi yine. Gelir mi? Board geldi. Kramaric. En baştan devam. Premium altın oyuncu paketi. Şu şey görevlerini yaparım ama ya. Takas görevlerini yapmayı düşünüyorum. Board geldi. Yine mi Kramaric? Yine board aldık. Yine mi Kramaric? Yok artık. Bu sefer Zapata. Bir değişiyor zaten. Nadir altın paketini açalım. Haydi. Daha Volkart alamadık. Oğlum ben niye bugün hep duplicate çekiyorum? Arka arka hep duplicate'ler geliyor. Yine board aldık. Yine mi Zapata? Yok. Stoper. Şimdi iki kere Aspilicueta çekeceğiz. Burada iki tane 80 artı FX var. Buradan bir açalım. Belki gelir. Board aldık. Belçika, Meo, Tillemans. İkincisini de açtık. Hadi oğlum. Hadi walkout. Yok. Daha walkout göremedik. İtalya stoper, Acerbi. Üst düzey karma oyuncu paketi. Alaba değil, şey bu, Sabitzer. Nadir altın paketi. Hadi, bir tane bir Volkart görecek miyiz acaba bu bölümde? Bence görmeyeceğiz bugün işte. İspanya, sol kanat bek, Angelino. Yine nadir altın paketi. Hadi bakayım. Buradan sürpriz yap bize. Yok, board, hep board. Almanya. Bütün ülkeleri çıkardık zaten. Oh Rüdiger. Jumbo Premium altın paketi satılabilir. Haydi. Tamam, şimdi İngiltere'deyiz. Maguire geldi. Premium altın oyuncu paketini de açalım. Hadi oğlum bir walkout alalım lan. Yok abi, board'da takıldık biz. İspanya. Şimdi başa döndük. Carvajal. Şu üst düzey elektrum oyuncu paketlerini bir açalım. İki tane. Buradan bir walkout falan yok. Walkout da geçtik. Board da yok. Direkt geçtim. Bir yeşil görelim be hadi. Hadi bir yeşil görelim ya. Gördük. Yok. Gördük. Ama yeşil değil. Hernandez. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi. Hadi oğlum ya. Beyler bir walkout bir şey var mı? Yani unuttuk herhalde. Son 4 paketimiz artık. Şu nadir elektrum oyuncu paketini bir açalım. Gerçekten walkoutsuz mu bitireceğiz? Bence öyle. Portekiz, Felix. Satılamaz üst düzey altın oyuncu paketi. Hadi. Ay ay, İliçik. Nadir oyuncu paketi ve ultimate pakete kaldık ama oradan bir şey gelir mi? Bence gelmez. İmkansız. Oğlum bir walkoutsuz bitirmeyelim bari ya. Yine board geliyor ya. Kim bu Matip? Oğlum dedik hani şeyi falan, Arnold'u falan yapayım, böyle yüksek rating gelsin. Lan 85'i geçmedi. O da bir tane 85 geldi zaten. Ultimate paketten öyle bir şey vermesi lazım ki bayağı kurtarsın yani. Çok zor ama. Ultimate paketten genelde walkout bile gelmiyor. Kötü geldi zaten. Şey bu, Ruben Dias 87. Bravo, bravo. Rezil bir paket açılışı yani, gerçekten çok rezil bir paket açılışı oldu. Bunları gönder. Transfer listesinde kaç oldu? 73. Bir ön izleme bakalım varsa. Oradan bir şansımızı deneyelim.
Tamam, ön izlememiz var. Buradan bir tane bize bir yeşil bir ön izlesene ya. Yok. Arkadaşlar gerçekten bayağı kötüydü. Bayağı kötüydü yani. Şimdi ne yapacağız abi? Food Champions'ten istediğimizi alamadık. Paketlerden istediğimizi alamadık. Elimizde böyle bir kadro var. Mine'den satışa çıkacak. Bir 80K daha gelecek. Şu anda ne kadarımız var? 360. Siz ona 430-440 falan deyin. Hadi 450 deyin. Ne yapacağız bilmiyorum. Arnold'u yapsak, Mane ile bağlasak, oradan bir Cancelo. Yani Cruyff'u çıkarmak istiyorum aslında. Arnold'u yaparsam Pedri gidecek. Mbappe ile Benzema'yı nasıl bağlayacağız? Valverde falan bir fiyatlarına bakmam lazım ya. Yani fiyatına göre artık elimizdeki oyuncularla da bir şey yapacağız. Bu kadrodan çünkü biraz sıkıldım. Defans hattı iyi de şu Cruyff, Pedri, Tonali üçlüsünden biraz sıkıldım. İyiler bu arada, çok iyi yani. Pedri ile Tonali gerçekten çok çok iyi. İşimi kolaylaştırıyorlar. Ama biraz değişiklik lazım. Yani Felipe Anderson'u yeni yaptık zaten. Pedri ve Tonali ile uzun zamandır oynuyoruz. Cruyff artık bir gitsin bir zahmet. Bu adamlar Benzema ile Mbappe değişemez. Yani değişir de belki bir haftalık falan. Onun dışında kadro bu şekilde. Kolibali belki değişebilir ama oraya kimi alabiliriz? Gomez yapabiliriz belki buraya. Gomez çok pahalı değil. Ama tabii ki Kolibali çok çok daha iyi. Ne oldu lan, oyun dondu. Vallahi oyun dondu. Neyse arkadaşlar, ben gideyim sonra kadroya bakarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.